Merhaba arkadaşlar, bugün IP access listeler konusunda video çekeceğim. Bu özel istektir, tabii ki yalan. Sadece bazı nedenlerden dolayı çekmedim ve bu çektiğim videoyu da size de yayınlamayacağım. Sadece sınav için bazı arkadaşların kafasında oluşan sorunları çözmek için çekiyorum. Burada access listeler yapacağım ve tabii multilayer switch de oluşturacağım bu işlemleri bu ağımızda yaptıktan sonra. Bu ağımızda şu anda ben bilgisayarlara IP'lerini verdim. Mesela bu bilgisayar 192.168.2.2. Sadece zaman kazanmak için hemen hızlıca yaptım. Bacaklara IP'lerini verdim fakat routing yönlendirme işlemini yapmadım. Onu göstereceğim sadece. Yani IP'ler tamam. Gördüğünüz bir yeşil. Eğer interfeslerle alakalı sorunlarınız varsa bir önceki yayınladığım videoları kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar static routing yapacağım. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi burada iki türlü yapabiliriz. Ya çıkış noktası olarak belirtiriz burayı. Mesela bu router için söylüyorum. Veya kullanacağı yol olarak belirtirsin. Ben çıkış noktası olarak değil de kullanacağı yol olarak yapacağım. Öncelikle bu bilgisayar için. Daha önce de dediğim gibi 0.0.0 olarak da yapabiliriz. Veya IP adresini kullanabiliriz. Ben bu ağ için 0.0 kullanacağım. Yani şu şekilde. Bu router'um için diye. Bu router bu ağlara, bu router'daki bulunan ağlara yönlendirme yapacağım. Ne yapıyoruz? IP route. Daha sonra 0.0.0.0 üteyim. 0.0.0.0. Şimdi burası 0.0 nedir ifade ediyor? Yani diyorum ki şu kısım subnet mask'ım benim. Bu kısım IP adres kısmı. Yani ağ kısmı. Diyoruz ki burası sıfırlarda hangi ağa gitmek istiyorsan. Yani herhangi bir ağ sınırlandırması yapmamışız burada. Hangi ağa gitmek istiyorsan şu yolu kullan. Yani buraya yazacağız. Hangi yolu kullanacak? Bu yolu kullanacak. Gördüğünüz gibi çıkış yerini belirtmiyorum. Sadece kullanacağı yolu belirtiyorum. Hangi yol burası? FA00 ortak router'ımı bacağı. IP adresi 192.168.1.2 yazalım. 168.1.2. Bu kısım tamam. Soldaki router'ımın işlemi tamam. Şimdi bunu yapalım. IP route pardon IP route. Evet. Şimdi burada soldakine bunu 0.0 olarak vermeyeceğim. Bu sefer tek tek elle ekleyeceğim. Static amacı odur yani. Yani bunda sınırlandırma yapacağım. Her ağ için izin vermeyeceğim mesela. Ne yapacağım? Bu ağa gitmesi için yani 3.2'li bilgisayara gitmesi için ama IP'sini yazmayacağım. Ağını yazacağım. 192.168.3.0 3.2'nin network adresi 3.0. Subnet maskını yazıyorum. Daha sonra buraya gitmesi için hangi yolu kullanacak? Buraya gitmesi için 4.1 bacağını kullanacak. Karşısındaki bacak bu. Burayı kullanacak. Bunu da yazalım. 192.168.4.1. Şimdi işlemi bitmedi. Çünkü 0.0 yapmadım. Belirtiyorum. Peki buraya gitmek için ne yapacak? Soldaki 2.0 ağıma gitmesi için. Bu sefer de onu yazacağım. IP route 192.168.2.0. Ne yapacak? Bu sefer buradan geçecek. Asıl yönlendirmeyi ortadaki router'ıma yapacağım. Statik yönlendirmeler yapacak. Ben sadece oraya gitmesi için bu yolu kullanmasını, buradan geçmesini, gitmesini istiyorum. 256 ağ masayesini yazıyorum. Buranın IP adresi kaç? 4.1. 192.168.4.1. Sağdaki router'ımla da işim bitti. Şimdi ortadaki router'a geliyorum. Burada yönlendirmeler yapacağız. Ne yapacağız? IP route tekrardan. Sağdaki ağımız için, bilgisayarımız için düşünelim. Diyeceğim ki 5.0 ağına gitmek istiyorsa, yani herhangi bir gelen istek, 5.0'a gitmek isteyen biri varsa alt ağımız nereye kullanacak? Bu sefer buraya kullanacak. Çünkü bu ağa bağlı. 192.168.4.2 bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir sefer soldaki ağımız için yapacağız. Diyeceğim ki burada IP route 192.168.1.1'e bir pardon 2.0 ağına gitmek istiyorsan alt ağ masası gitmek isteyen biri varsa daha doğrusu bu yolu kullansın. Hangisi de 1.1 1.1 gördüğüm 1.1 buranın. Şimdi deneyelim. 3.2'ye ping atmaya çalışalım. En solda kalan 2.0 ağından. 192.168.3.2
İlk zaten broadcast yayın olacak. Tam anlaşım orada normal. Gördüğünüz şu anda IP'leri atıyor. Tekrar bakalım. Herhangi bir sorun yoktur. Şimdi 5.2'yi atmaya çalışalım. Ping 5.2. Bunu da bir broadcast yayın yapacak. Ben de zaman aşımı aradım. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sorun yok. Tekrar atmak istediğimde gidiyor. Şimdi access listlere geçelim. Access list erişim denetleyicisi, yani routerlarda yapılıyor bu işlemler. Ben burada bilgisayarlara ve ağa gelen izinlere, mesela şu bilgisayarın bu bilgisayara, bu bilgisayarın bu ağa erişemesin gibisinden işlemler yapabiliriz. Şimdi burada ne yapalım arkadaşlar? Bu bilgisayarım buraya erişsin, fakat 5.2 IP adresine sahip bilgisayarım buraya erişemesin. Ne yapacağız? Burada in ve out kavramları var. Out dışarıdan içeriye gelenler istekler için. In de içeriden dışarıya çıkan istekler için. Bunu uygularken dikkat etmemiz lazım. Eğer mesela in kullanacaksak, mesela şu bilgisayar erişemeyecekti bu ağa. In kullanacaksak buraya yazmamız lazım in kurallarını. Fakat out'a geçmeden önce in kullandığımızda bu sefer bu bilgisayarımız hiç dışarıya çıkamayacak. Peki buraya da ulaşması lazım. Biz buraya herhangi bir kural koymadık bu bilgisayar için. Bunun için in ve out kavramlarını kullanırken kullanacağımız özelliklere bağlı. Ama out kavramı kullandığımızda sadece buraya şeyler koyacağız, roller koyacağız, kurallar koyacağız. Yani dışarıdan şu IP'den istek gelirse içeriye gelmesin, bana ulaşmasın. Ben burada out kavramını göstereceğim. Videonun başında dediğim gibi multilayer switchlerde daha iyi anlarız. In ve out kavramı daha iyi değineceğim. Şimdi bu router'ıma da girdik. Öncelikle IP access list komutumuz. Standart kullanacağım ben burada. Standartlar genellikle kaynak için, yani bir ağ erişimini engellemek için exented'lar var bir de. Şurada soru işaretine basarsam. Exented'larda kaynak ve hedef, yani bilgisayarlar, bilgisayar arası, bilgisayar server arası. Standart kullanacağım. Burada da standartımız için bir numara isteyecek bizden. Birden 99'a kadardır. Exented'larda 100'den başlıyor. 199'a kadar. Ben standart kullanacağım şimdi. Birden 99'a kadar. 1 diyelim. Numarası 1. Şimdi burada ne yapacaktık biz? Şöyle indireyim. 3.2'nin gelecek bu ağımıza. Fakat 5.2 gelmeyecek. O zaman ne yapıyoruz? Hemen yazalım. Deni. Şuraya bastığımızda burada host, any. Any herhangi bir demek. Birazdan şimdi onu kullanacağım. Host sadece bir IP adresi. Yani single host adresi diye zaten burada. Bu da hostla alakalı. Burada wildcard'lar falan konusu var. O konuya değinmeyeceğim. Şimdi bizim için önemli host kısmı. Ne yapıyorum o zaman? Bir IP engelleyeceğim için host kısmı. Şimdi buradan bize IP adresi diyecek. Soru işaretine bastığımızda bize yazımcı olacaktır. Host adres, yani makinemizin IP'si. Kaçta? 192.168.5.2. Dedik ki burada denedi. Bu IP adresine sahip bilgisayarı engelle. Kural koydum. Şimdi fakat burada 3.2 IP adresi erişebilecek. Veya başka hostlar da olabilir. Onlar da erişebilir. Ne yapıyoruz? Permit. Yani burada izin ver diyoruz. Any. Yani yukarıdaki deniden başka diğer herkes, any herhangi biri, herkes erişebilsin. Permit any diyoruz. Exit. Şimdi nerede uygulayacağım bunu? Router'un içinde. Nerede uygulayacağım? Bu ağıma gelen bacakta. Dışarıya giren değil, içeriye giren de uygulayacağım. Yani dışarıdan gelmesin diyeceğim. Ne yapıyorum o zaman? Interface test ethernet 0'a 0. IP access group. Burada benden standart oluştururken, IP access list oluştururken benden bir numara girmemi istemişti. O numara girmemi istiyor. Soru işaretine baksalım tekrardan. Gördüğünüz gibi IP access list standart or extend hangisini kullandıysa veya isim. Ben bir kullanmıştım.
Şimdi burada da in ve out isteyecek. Hangisini kullanacağım? Soru işaretine bastığımda tekrar gösterir bize. In ve out. Ben burada dışarıdan gelen paket olduğu için out kullanıyorum. İşlemler bu kadar. Deneyelim. Umarım bir sorun çıkmaz. Her zamanki gibi. Şimdi buradan 2.2 bilgisayarıma bir ping atayım. Hani şu A'dan. Buna izin vermiştik normalde. 190, 168, 2.2. Şu anda gördüğünüz gibi cevap geliyor. Herhangi bir sorun yoktur. Peki bu bilgisayarımdan atmaya çalıştığımda ping 192, 168, 2.2. Gördüğünüz gibi destination host uncreated, yani hedefteki bilgisayara ulaşılamaz. Herhangi bir sorun yoktur burada. Yani önemli olan sizin in ve out kavramını düşündüğümüzde out dışarıdan gelen, yani bu dışarıdan bu bilgisayara bana gelmezsin. Out kullandığında hedefe uygulayacağız. Hedef router'ın oraya uygulayacağız. Yani ben buradayım. Bana şu IP adresine sahip bilgisayar gelmesin burada. Ama in kullanırsak, peki bunun gelmesini istemiyorum. In kullanırsak bu sefer kaynaktaki adreste, kaynaktaki bilgisayarın bulunduğu router uygulayacağız. Yani bu buradan dışarı çıkamaz. Ama dediğim gibi in kullanırken dikkat etmek lazım. Dışarıda başka erişebileceği yerlerde, haberleşeceği yerlerde olacaktır. Şimdi arkadaşlar multilayer switch'lere geçelim. Şöyle yapayım. Şöyle olsun. Şimdi multilayer switch'imizde VLAN'lar oluşturacağız. VLAN'lar DHCP'den IP alacak. Bir tane de server yerleştireyim buraya. Şu şekilde olsun. VLAN'lar dediğim gibi VLAN'lar IP adresi. Bu VLAN'lar kendi aralarında haberleşecek. Daha sonra IP access list kullanacağız. Şimdi şurayı VLAN 10 yapacağım. VLAN 10. Burayı VLAN 20 yapacağım. Tamam. Şimdi bağlayalım arkadaşlar bunları. Şu anda hızlı olsun diye, portları seçmeyeyim diye kendini oluşturduğu otomatik kablo bağlama özelliğini kullanıyorum. Şimdi bu iki bilgisayarın bir an 10 olacağı için bakıyorum. Bunlar hangi portlara bağlı öncelikle? Ethernet 0'a 1 ve 0'a 2'ye bağlı. Ne yapıyorum? Hemen girelim. Önce VLAN oluşturacağız. Enable Configure Module Terminal. VLAN 10 Name her zamanki gibi öğrenciler olsun. Exit diyorum. VLAN 20 Name öğretmenler olsun. Evet. Şimdi portları VLAN'lara atacağız. Ne yapacağız? Interface Range. Range aralık belirtme demek. Yani tek tek interface Ethernet 00 şu port 00'a tekrar şu portlu bilgisayar değil de sadece şu port aralığındaki Ethernet 0 1, 3, 2. Yani 1 ile 2. Portuma bağlıydı. Şurada gördüğünüz gibi belki göremeyebilirsiniz. 1'e 2. Buradaki bu portlara bağlı bilgisayarlar benim switch port mod access mod konumunu aktif yapıyorum. Switch port access VLAN 10 olacak. Şimdi VLAN 10 oluşturmuştuk. VLAN 10'u bu portu üye yaptık. Şimdi VLAN 10'umuza bir IP adresi lazım. Şimdi onu önce diğer portları da üye yapayım bilgisayarları. Daha sonra onları oluşturayım. Kafamız karışmasın. Şimdi ne yapıyorum? Bu sefer de buradaki portlar, yani 1 ile 2'yi kullandık. 3, 4 olması lazım. Evet, 3 ile 4'teki bilgisayarlarda VLAN 20 üye yapacağım. Hemen gelelim. Interface, Range, Ethernet 0, 3'e 4. Switchport mode access. Switchport access VLAN 20. Şimdi buralar tamam. Şimdi VLAN'larımızı da üye yaptık. Portlarımızı. Şimdi bu VLAN'larımıza IP atmamız lazım. Peki router'larda atıyorduk daha önceki işlemlerimizde. VLAN kurumu anlattığımda. Burada multilayer switch'in özelliği de hem router hem de switch özelliği var. Yani L3 katmanı, Layer 3 katmanı switch. Onun için burada VLAN'lara IP vereceğiz. Ne yapıyorum o zaman?
interface VLAN 12. Ne yapıyorum? IP adres 192.168.1.1 kullansın bunu. Alın. Yani bu bizim AGH'li bilgimiz oldu. NoShot'tan yapmamız gerekiyor. Zaten portlar açık. Ne yapıyorum? İşte interface VLAN 20 için IP adres 192.168.2.1 exit diyorum. şimdi bunlar oluşturduktan sonra bilgisayara IP vermedim. DHCP'den IP almaları isteyeceğim. DHCP sunucumuzdan. DHCP sunucumuz yok. Şimdi onu kurmaya çalışalım. Ne yapıyoruz? IP, DHCP, put. Burada benden DHCP'm için bir IP, bir isim ve numara istiyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi kelime. IP havuzunun ismi. Burada IP havuzunun ismi. Ben VLAN 10 diyorum. Yani bunu istediğimizi yazabiliriz. 100, 200, başka bir isim. A, B, C. VLAN 10 yapıyorum. Aklımda kalsın diye. Burada default router var. Default router. Ne yapacağız buraya? Hangi adresi yazacağız? Burada belirttiğim gibi VLAN 10'la verdiğim IP adresi benim ağ geçti bilgim olduğunu söylemiştim ve bunu default router'ımıza yani default ağ geçtiğimize vereceğiz. 192.168.1.1. Bu kadar. Şimdi network yazalım. Network'ümüzde bizim 1.1 IPC ise bunda network'ümüz 1.0 veriyoruz. 255. Yani orada DNS server kullandık. 8.8.8.8. Oradan çıktık. Şimdi ne yapıyoruz? IP, DHCP bir de VLAN 20 için oluşturacağız. Ne yapıyorum? Buna da VLAN 20 diyorum. Ne yapıyoruz? Default router. Buna da 2.1 vermiştim. 2.1. Şimdi network'ini yazalım. 192.168.2.0 adresim. Buna da DNS server verelim. 4.4.4.4 olsun da. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi şu anda aldı. Bu VLAN konumlu benim. Bunlar da VLAN 20. Bu da aldı. 2.2 IP adresi. Bu da 2.3 alması lazım. Şu anda sıkıntı yoktur. Şimdi bu VLAN'lar bildiğiniz gibi aynı adalarda fakat şu anda haberleşemezler. Bunlar haberleşmesi için komut kullanmamız lazım. Sadece multilayer switch'in normal switch'ler olsaydı pardon normal router'lar kullansaydı farklı switch'ler falan. O zaman zaten encapsulation yapıyoruz. Sub interface'lere biliyoruz. Sorun olmuyordu. Fakat burada bir komuta ihtiyacımız var. Bu da IP routing. Bunu da yazdıktan sonra şu bilgisayarım kaç almıştı? 2.2 alması lazım. Evet. Buradan 2.2 ping atalım. 2.2. Zaten farklı ağlar olduğu için önce broadcast yayını yapıyor. 2'nin de zaten cevabı vermeye başladı. Tekrar atmaya çalıştığımızda olacaktır. Tamamdır. Şu anda bilgisayarımızla haberleşiyor. Şu anda kaydedelim. Şimdi ne yapacağız? Buradaki server'ımız var. Bunu da ilk baştan yapalım. Daha sonra uğraştırmamız lazım. Switch'te VLAN 1 default olarak gelir ve bütün portlar default 1'e bağlıdır. Ne yapacağız? Bu da default 1'e bağlı olduğu için tabi bunların bir de haberleşmesi için ne yapıyoruz? VLAN 1'e bir IP adresi atmamız lazım. Önce bunun portu kaç? 0'a 5. VLAN 1 oluşturmayacağım. Neden? Daha önce dediğim gibi. Bakın. Şuradan şey yapayım. Show VLAN. Gördüğünüz gibi zaten bir default olarak geliyor. Bütün bacaklar. Neden 1, 2, 3, 4 yok? Zaten onları ben ayırmışım. Bakın 10 öğrenciler. FA 01, 02, 20 öğretmenler. FA 03, 04. Ne yapacağım? 5 için zaten default olarak oluşturulmuş. Ne yapıyorum ben? Bunun yerine zaten sadece IP vereceğim. Ne yapıyorum? Interface faceterine 0'a 5 portuna giriyorum. Switch port mod access mod konumuna geçiyorum. Switch port access VLAN 1 diyorum. Exit. Şimdi interface
VLAN. Pardon, bunu yapmamıza gerek yoktu zaten. VLAN 1'e üyeydi. Alıştığımız için gidiyoruz. Sadece şu kısım yeterli. Interface VLAN 1'e girdik. IP adres veriyoruz. 48. Buna da 3.1 diyelim. Aşağıdan yapalım buna. Çünkü VLAN 1. Şimdi server'ımıza IP verelim. Stop'tan 168 3.2 IP adresi olsun. Daha demek ki verdiğiniz IP adresini buraya alıyoruz. Bizim ageçli bilgimizi unutmayın. Şimdi şuradan 3.2'ye ping atmaya çalışalım. Server'ımıza. Gördüğüm şu anda herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunu da tekrar kaydedelim. Sonra sorun çıkmasın. Şimdi access listlere geçelim. En önemli kısım. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Burada önce standarttan başlayalım. Diyelim ki bilgisayar 4 şu iki bilgisayara erişemesin. Fakat bilgisayar 5 bu iki bilgisayara erişebilsin. Ne yapıyoruz önce? Önce access listimizi oluşturuyoruz. IP access list. Standart eksenti standart tabii ki. Çünkü birebir yapmadık. Ne yapıyoruz? Bir isim veriyoruz. 1. Burada permit deni hesabı. Önce izin verdiğim. Hangisine izin vermiştim ben? 4'e izin veriyorum. 5'e izin vermiyorum. Yani bu bilgisayarın IP adresi 1.2. Hemen permit post 1.2. Şimdi izin vermediklerim deni, eni diye bunun dışındakiler hiç bilgisayara izin vermiyor. Buradan çıktım. Şimdi nereye uygulayacağım? Router'ımıza, burada router'ımıza uyguladığımızda bacakları uyguluyoruz. Burada da VLAN'lar uygulayacağız. Ne yapacağım? Ben içeriden dışarıya dışarıdan içeriye yapayım bunu. Pardon. Evet, dışarıdan içeriye. Ne yapacağız? Out kullanacağız. O zaman VLAN 20'ye. Ne yapıyorum o zaman? Interface VLAN 20'ye girdim. IP Access Group 1 yapmıştım ismini. Out. Şimdi deneyelim. Vurdum bilgisayarı. 2.2. Tekrardan bir IP atalım. Zaten atmıştık. Şu anda herhangi bir sıkıntı yoktur. 2.3 atalım bu sefer. Buna daha önce IP atmadığım için bir broadcast yayını yapacağım. Şu anda gördüğünüz gibi atıyor. Şimdi bu bilgisayardan atmaya çalışalım. 2.2'ye. 1.2.8.2. Gördüğümüz destination hot uncrable, yani hedef bilgisayara ulaşamaz. Herhangi bir sebepten dolayı kural koyduğumuz için ulaşamaz. Şimdi buradaki out'u iptal ediyorum. Exit. Bir de ne yazmıştık biz? IP access list. Bunu da iptal ediyorum. Bunları da görmek için show access list kullanabiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir ayar yok. Şimdi ne yapalım? Diyelim ki yine aynı hesap olsun. Bu bilgisayar bu bilgisayarlara erişsin. Bu erişemez. Ama bu sefer içeriden dışarıya yapacağız. Yani in kullanacağız. Onun için de tekrar oluşturalım. IP access pardon enable conf moda geçelim. IP access list tekrar standart. Buna da 2 diyeyim. Zaten bir isimmiştik ama önemli değil. Ne yapıyorum? Permit host 192.168.1.2 deni edit. Ne yapıyoruz? Bu sefer VLAN'ımıza giriyoruz. Multilayer switch değil. VLAN 10. Burada da IP access group 2 demiştik. Ne yapıyorum? In. Şimdi deneyelim. Bir sorun olmaması lazım. Gördüğünüz gibi 1.2 bilgisayarına izin vermiştim. Şurada ayarda görebilirsiniz. Permit. Deny. Şimdi bundan deneyelim. Tekrar 2.2. Gördüğünüz gibi destination hot. Şimdi burada daha önce burada bahsettiğimde in kavramı. Şimdi bu dışarıya çıkamayacak bu bilgisayar ama server'a da erişemeyecek. Server'ımızın IP adresi 192.168.3.2. Gördüğünüz gibi erişemiyor. Yani bu artık yapacağımız
uygulamaya bağlı. Ben ne yapıyorum? Bunları iptal ediyorum tekrardan. Çünkü eksen geçeceğim. Şimdi şuraya yazalım. PC4'ümüz ve PC6 haberleşecek. PC5'imizde de PC7 haberleşecek. Fakat diğerleri mesela PC4'ümüz PC7 ile haberleşemeyecek. Hemen girelim. Ne yapıyoruz önce? Access sistemimizi oluşturuyoruz her zamanki gibi. IP access. Ne yapıyoruz şimdi? Exented. Ne demiştim burada? 100-190 arası numara verebiliriz. 100 diyoruz. Şimdi permit. Diğerinde ne yapıyorduk? Direkt host olarak yazıyorduk. Burada protokoller falan ICMP paketleri, TCP protokolü, UDP protokolüne göre yapabiliyoruz. Ben burada ICMP kullanacağım. ICMP. Şimdi burada ne oluyor? Host, any. Zaten bunlar aynı. Burada host kullanacağız tekrar. Host. Şimdi burada. Burada kaynak adresimizi yazacağız. Hangisi o? 192, 168, 1.2. Tekrar host. Soru işaretine basalım. Gördüğünüz gibi tekrar host. Burada hedefteki bilgisayar adresimiz. Hedefte hangisi haberleşecekti? PC6. Bu da 2.2. 168, 2.2. Burası tamam. Şimdi diğer hangisiydi? Bilgisayarımız 5 ile bilgisayarımız 7 haberleşecek. Yani 1.3 ile 2.3. Bakalım tekrar üzerine. Evet. Tekrar şuraya. Permit. Tekrar ICMP paketi. Host. 192, 168, 1.3. Hedefteki bilgisayar 192, 168, 2.3. Yazdık mı? Bunun dışındakiler birbirleriyle haberleşemeyeceğiz. Ne yapıyoruz? ICMP. Kaynak. Hedef. Bu kadar. Şimdi denememizi yapalım. Abi, bilgisayar 4 ile bilgisayar 6 haberleşecek. Yani 1.2'den 2.2'ye IP atabilecekmiş. Şu anda atıyorum. 2.3 atayım. Ne yapmadık? In out kavramını uygulamadık. Şimdi ne yapacağız o zaman? In mi out mu kullanacağız? Artık bize kalmış bir şey. In'den başlayalım o zaman. Interface. Önce buradan çıkalım. Interface bilan. Fark etmez in out artık nereye uyguladınız. Ben diyeceğim ki buradan dışarı çık. Burada in kav bu ağımızda in kavramını kullanacağım. Interface VLAN. Orada VLAN 10'du. Interface VLAN 10. Ne yapıyorum? IP Access Group her zaman gibi. Burada ne isteyecek bana? Numaramı isteyecek tekrar. Buna ne demiştik? 100 demiştik. Burada da in out in diyorum. Şimdi deneyelim. 2.2 zaten atıyor. 2.3 gördüğünüz gibi destination host uncreated. Ben sadece 2.2 IP adresi haberleşmesi izin verdim. Bilgisayar 5'imizden deneyelim. 2.2 yani PC6'ya ping atalım mesela. Gördüğünüz gibi hedef bilgisayara ulaşılamaz. Hedef at. Peki 2.3 denersem gördüğünüz gibi bu an şu anda ulaşıyor. Fakat buradaki bilgisayarlar dışarıya çıkamayacağı için serverımızla görüşemeyecekler. Ne yapalım bu sefer? Bu kuralı silelim. Out yapalım. Access buraya no desek yeterli benim için. Şimdi ben yani bunu out'u burada uygulayabilirim. Karşıda da uygulayabilirim. İlla karşıda olacak diye bir şey yok. Ters olacak diye. Burada uygulayayım ben. Ne yapıyorum? Zaten o VLAN'ımın içindeyim. VLAN 10'umun içindeyim. Şuraya gördüğünüz gibi girmiştim. Sadece IP Access Group kuralı iptal ettim. Yeniden oluşturacağım. IP Access Group 100 out. Deneyelim. Tekrar 2.3.
Gördüğünüz gibi zaman aşımı uğradı. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Buradan gidiyor. Buradan istek yollamış. Buradan gidiyor. Bu bilgisayara soruyor. Bundaki bilgilerimizi alıyor, geliyor. Buradan içeriye girmiyor. Fakat buradan attığımda ben hangisini atmıştım? 2.3'e. Fakat 2.2 attığımda gitmesi lazım. Herhangi bir sorun çıkmaması lazım. Normalde sorunun çıkmaması lazımdı. Tabii sorunlar her zaman var. Buna bir no diyeyim. Buradan çıkayım. İnterface filan dilimi uygulamaya çalışayım. Evet, access group use out diyeyim. Normalde fark etmesi lazımdı. Şu anda haberleşiyor. Ha. 2.3'e atalım. Görünüm şu an erişemiyor. Fakat buradan attığımızda ping. Buradan 1.2 erişmem lazım. 1.2. Şu anda erişiyor. 1.3'e attığımda işte dediğim gibi burada gelmeyecek zaten. Böyle gidecek. Mesaj gelecek. Fakat burada buraya gelmeyecek. Yani hedef bilgisayara ulaşılamaz değildi. Belirli bir zaman içerisindeki yani paketin taşınması için belli bir zamanlar veriliyor. Bu zaman içinde gelmezse zaman aşımına uğradı mesajı veriliyor. Şimdi buradaki bilgisayarda 2.3 ile haberleşmesi lazımdı. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi şu anda haberleşiyor. 2.2 yaptığınızda haberleşmiyor. Şimdi arkadaşlar bu kuralı siliyorum tekrardan. Server'ımız için kural oluşturacağız. Exit. Ne yapmıştık? No IP access list exented 100. Tamamdır. Tekrar ne yapıyoruz? Do show IP access list. Herhangi bir şey yok. Niye eksik dediysem ben de bilmiyorum. Biraz da 2 günde 3 saat uyumaya bağlı. Sınavlar zamanı tabii ki. Stres yapma en iyisi. Şimdi ne yapalım? Buradaki bilgisayarıma, pardon server'ıma dışarıdan izin verdiğim kişiler ne yapsın? Web server'ıma erişemesin. Pardon, izin verdiğim kişiler web server'ıma erişsin. Diğerleri de sadece IP yani ping atabilsin. ICMP izin vereceğiz. Ne yapıyoruz önce? Önce bir bakalım. 3.2 yani server'ımıza erişebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok burada. Bu arada yani. Buraya bakalım. Burada da sorun yok. Ne yapıyoruz bunu? IP access list exempted 101 permit. Ne yapacağız burada? TCP demiştim. Hangi istiyorum? TCP. Daha sonra host. Kaynak. Kaynak 193.3.2. Daha sonra tekrar host. Ondan sonra buraya hedefi. Pardon. Kaynağım benim. 1.2 diyeyim ben. Yani ne yapıyorum? Şimdi arkadaşlar yeni fark ettim. Kaynak hedef yazdığımızdan dolayı burada uygulayacağımız VLAN'lara değişiyor. Şimdi daha iyi anlarız. Şimdi ne yapalım burada? PC4 ve PC6 tekrardan yani boğa bunun hem ICMP hem de TCP yani Web Server Group portuna protokolü erişsin. Bilgisayar 5 ve bilgisayar 7'de sadece ping atabilsin. Şimdi arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın. Uykusuzluktan ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi buraya kaynak yazacağımız için yani nereden gelecek? 1.2'den gelenleri 3.2'ye izin ver. Tekrar yazıyorum. Permit TCP host. Ne diyorum? 192, 168, 2.2'den gelenleri 192, 168, 3.2 ile. Burada EQ var arkadaşlar. Burada hangi TCP portuna engelleme yapacaksa mesela UV dersek burada
UV portunu engelliyor. Yani protokolünü. Ben sadece bütün TCP portlarını belirtiyorum. Enter'a basıyorum. Sadece bilgi olarak söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Tekrar permit. ICMP. Bütün herkes ICMP paketi. Yani ping atabilecek. ICMP'ler ping ile çalışır bildiğiniz gibi. Kaynak bilgisayara yaşayıp yaşamadığını yani ağda olup bulunup bulunmadığını o anda öğrenebiliriz. Tabi bu biraz daha geniş bir konu. Yani basit olarak özetlersek ICMP bu. Şimdi ne yapıyorum? ICMP any. Yani ICMP paketine hangi kaynaktan gelirse gelsin herhangi bir kaynağı gönder. Ne yapıyoruz? TCP any. Neden TCP? Çünkü TCP bu protokole sadece yukarıdakilere izin vermiş. Tamamdır. Şimdi interface VLAN 1. VLAN 1 üyesiydi serverımız. Başta vermiştik. Ne yapıyoruz burada şimdi? IP access group 101 vermiştim. Out dışarıdan gelenler. Diğer access grubu yanlış yaptım. Şimdi ne yapalım? Önce bir ping atalım. Ping de sorun yok. Şimdi web server'ına erişmeye çalışalım. Adresini yazıyoruz. 192.168. Zaten ICMP'lere izin vermiştik. 3.2. Gördüğünüz gibi Welcome to SQL. Burada herhangi bir sorun yok. Web server'ımıza eriştik. Bu bilgisayara bakalım. Bu bilgisayara izin vermiş. Sadece ICMP ping atma izin vermiş. 3.2. Ping atabilir. Bunda sorun yok. Web server'ına erişmeye çalışmak istersek 3.2. Gördüğünüz gibi şu anda erişemiyor. Tamam. Bu bilgisayara girelim tekrardan. 3.2. Tekrardan şey için sorun yoktur. Ping için, SMP için. Zaten buna da izin vermiştik. Hemen açıldı. Bu bilgisayarımıza gelelim. Ping atalım. Daha önce atmamışım. 3.2. Burada atıyor. Herhangi bir sorun yok. Web server'a girelim. 3.2. Burada zaman aşımı burada diyecek. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yoktur. Fakat şunu belirteyim. Burada dışarıdan gelenler için kusura bakmayın tekrardan şaşırdım orada. Orada standardı extent belirlerken kaynak ve hedef olarak ona göre yapmalıyız. Yani kaynak yapacaksak out yapmamız o bacağa gelecek yani server'ımıza. Ne yapacağız? Kaynağı önce yazacağız. Hedef burası. Yani şu şeyden gelenleri böyle yap diye. Bu konu bu kadar arkadaşlar. Her zamanki gibi kapı gıcırdadı, kapı gıcırdaması arkadan geliyor. Özdeşleşmiş artık benimle. Umarım yardımcı olabilirmişimdir. Bir sorun olursa bana ulaşmaya çalışın. Online olursam. Sınavda başarılar dilerim. İyi çalışmalar.